Merhabalar arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet, bakın kot pantolonumuzun bacak arası nasıl kötü yırtılmış. Yırtılan kotlarımızı atmıyoruz arkadaşlar ve bunlara şu şekilde tel ayamalarımız var kot için. Terzi malzemesi satan yerlerden yama telası dediğiniz zaman bu telayı veriyorlar arkadaşlar. Burası şekerli, yapışkan yeri, burası da düz. Bunun siyahı ve beyazı var. Evet arkadaşlar, ben bu telamı buraya göre kesiyorum. İçten yapıştırıyorum ve ondan sonra makine başında zikzağını birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi telamı yapıştırıp makine başına geçiyorum. Evet arkadaşlar, bakın telamızı yapıştırdıktan sonra pantolonumuz bu şekilde. Ve rengine uygun bir ip takacağız aynı renkte ve buralara git gel yaparak kotumuzu giyilebilir hale getireceğiz. Bakın bu da içten görünümü. Kot yama telamız bu şekilde yapışıyor ve zikzağımıza atıyoruz. Pantolonumuzu geri dönüşüme kazandırarak giyiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ipimizi çekiyoruz. Yalnız ipimizin aynı renk olmasına dikkat edeceğiz. Yoksa çirkin gözükür. Makinamızın dikiş adım ayarında en küçüğü alacağız. Sıkı olacak şöyle. Ben küçültüyorum. Ve şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Kotumuzun yamasına başlıyoruz. Kotumuzun desenine göre, dokuma desenlerine göre şu şekilde. Hemen gözlüğümüzü alalım. Evet arkadaşlar, bakın yırtılan kotlarımızı nasıl kolay ve basit bir şekilde giyilir hale getireceğiz. Şimdi dikişimiz en sıkı ayarında. Böyle git gel yaparak kotumuzu dokuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın. Kotumuzun dokuma desenine göre, yönüne göre git gel yaptığımızda bu dikişler çok fazla belli olmuyor. İp rengimizin de aynı olmasına dikkat edeceğiz. Ve eskiyen yırtılan kotlarımızı gönül rahatlığıyla tekrar giyebileceğiz. Bakın arkadaşlar, şöyle yarısını da göstereyim. Bakın diktiğimiz yerler, burası da dikilecek olan yer. Bu şekilde devam edeceğiz. Benim alt ipim bitti, hemen takıyorum alt ipimi. Evet arkadaşlar, yamamıza devam ediyoruz. Alt ipimi değiştirdim ve git gel zikzaklarıma devam ediyorum.
Pantolonumuz eskisinden daha sağlam oluyor arkadaşlar. Bunu evdeki makinalarımızda, ev makinalarında da yapıyoruz arkadaşlar. Hatta ev makinalarında daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet, isterseniz şöyle beyaz gözüken yerlere biraz daha araları dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, bakın yamanan yer. Burası da yamanacak olan yer. Ben kotumun burasını da yamıyorum. Ve bitmiş halini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu da az önceki yırtık kotumuzun son hali. Bakın gayet güzel giyilebilir şekilde oldu arkadaşlar. Evet, yırtılan kotlarımızı atmıyoruz bu şekilde. İçeriden telamızı yapıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar, içeriden bu şekilde telamızı yapıştırıp zikzak atarak kotumuzu tekrar giyinebilecek hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde kotumuzu yenilemiş oluyoruz ve biraz daha atacağımız yere giyiyoruz kotlarımızı. Bakın arkadaşlar, bu şekilde kotumuzun son hali. Evet arkadaşlar, siz de yırtık kotlarınızı bu şekilde giyinebilir hale getirebilirsiniz. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, lütfen abone olarak beğeni, yorum ve izleme yapınız arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.